Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tamamıyla Türk yapımı olan White Star Motorcycle'ın üretmiş olduğu elektrikli Springer model elektrikli bisikletin incelemesini yapacağız. Bu videodan önce zaten introsunu göreceksiniz. Şu anda yanımızda Osman. Osman abimiz var. Hamza. Bugün sizlerle beraber bu motorun, yani daha doğrusu Springer model elektrikli chopper'ın özelliklerinden bahsedeceğiz. Osman abim, öncelikle bu fikrin nereden geldiğini, yani bu modelin, bu tasarımın hikayesini sormak istiyorum. Yani neden böyle bir konsept yaptınız? Tabii ki biz uzun yıllardır zaten custom chopper motosikletler üzerine iş yerimiz vardı. Hı-hı. Orada uluslararası festivallerde birincilik kazanan motosikletler yaptık. Daha sonrasında zaten ilk yerli üretim custom chopper fabrikasını, seri üretim fabrikasını kurmuştuk. Ama ülkedeki bu ekonomik dalgalanmalar vesaire dolayısıyla da o işimizi, projemizi birkaç yıl askıya aldık. Daha sonrasında bu elektrikli bisikletlerimiz bizim bildiğimiz bir alan olduğu için, uzmanlık alanımız olduğu için yine chopper tarzında pedal destekli elektrikli bisikletleri ürettik. Çıkış amacı buydu. Yani yıllardır gelen bilgiyi, birikimi, tecrübeyi bu bisikletin üzerine aktardık. Şu anda da piyasaya zaten yeni çıktı. Yeni, evet, çıkmasına rağmen, tanıtımın da yeni olmasına rağmen oldukça fazla da rağbet gördü, talep gördü. İnsanlarımız bunu sevdi. Çünkü farklı bir tasarım. Hani normal bir elektrikli bisiklet değil artık. Bu bildiğin chopper. Aynen öyle. Bunun zaten hani chopper olmasını gösteren en büyük özelliklerden biri Springer dediğimiz ön maşa, işte normal bisikletlere nazaran kalın arka fat bike, hı-hı, teker olması, sisi barlı bir koltuğunun olması, çaylak gidon dediğimiz aslında bir direksiyonun olması, evet, işte chopper far, nikel ağaçlı çamurluklar artı çantası, yani chopper özelliklerini yansıtan bir bisiklet. Pedal koymasanız bunun üstüne bir chopper motosiklet de olarak da görülebilir. Kesinlikle, tabii ki. Kesinlikle, ki böyle bile gözüküyor zaten. Aynen. Ürünümüz yerli üretim. Yerli sermaye, Türk malı bir üründür. Evet. Biz de aslında bu ülkede Türk malı bir ürünün çıkabildiğini insanlarımıza göstermek istedik. Ve özellikle gören, ilgilenen, beğenen kişiler ya bunu nereden ithal ettiniz diye bize soruyor. Türk malı deyip Antalya'da ürettiğimizi söyledikten sonra bayağı bir şaşkınlık içerisine giriyorlar. Şaşkın zaten. Şaşkın olmamak elde değil zaten ki. Aynen. Bu tipe, bu şekle göre. Biz imkan verildiği takdirde bizim gibi nice ekipler var. Çok 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 iyi yerlere gelip çok güzel şeyler üretebiliriz. Evet. Tabii ki bunlar desteklerle, imkan dahilinde olan şeyler. Kesinlikle öyle. Peki abi, şimdi bu, yani sonuçta bir elektrikli, tamam, hani elektriği bittiği zaman pedalla kullanabiliyorsun bunu. Onda bir sıkıntı yaratmıyor normal bisiklet gibi. Hı-hı. Ama merak edilen bir konu var. Hani bu bataryaların dolma süresi ne kadar, kaç saatte doluyor ve ortalama menzili ne kadar? Tabii ki. Pedalla beraber 55-60 kilometre yol eğim koşullarına göre, kişinin ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor. Kaç kiloya kadar abi maksimum? 110 kilo taşıma kapasitesi var. Biz onu güvenlik olarak aslında öyle yaptık. Normalde şasemiz ve demir aksamlarımızın hepsi çok daha fazlasını kaldıracak, hı-hı, güçte. Zaten bir sonraki modelimizi bu kiloda daha da yükseklere çekeceğiz. Tam deşarjdan şarj olması da 6-7 saat aralığında sürüyor. Yani hız olarak zaten 25 kilometre ile sınırlandırılmış. Pedal sensörü devreye girdikten sonra 25 kilometre ile kolayca sürüşünü yapabiliyorsunuz. Anladım abi. Yani şimdi mesela birisi geldi, bunu aldı. Ama diyelim ki uzun süre bindi ve bataryalarında problem oldu. Bu tarz problemlerde zaten ilk size geliyorlar ve siz de bunların yedek parça, ki zaten Türk malı, hiçbir sıkıntı yaşamadan gelip bataryasını alıp devam edebiliyor değil mi? Tabii ki, ürünlerimiz 2 yıl garantili zaten. Bataryasında işte geri kalan aksamları, bisikletin komplesi garanti kapsamı altında. Biz ürünümüzün arkasındayız. Zaten Türkiye'de olduğumuz için, dediğiniz gibi yerli üretici olduğumuz için yedek parça konusunda herhangi bir problemimiz olmaz. Evet. Bisikletin de ayırttığı özelliklerinden biri de kilovatından dolayı 250 kilovat ehliyet, ruhsat, plaka, herhangi bir şey istemiyor. Sigorta hiçbir şey istemiyor. Normal bir bisikleti nasıl alıyorsunuz, hı-hı, bunu da aynı şekilde alabiliyorsunuz. Evet. Abi, benim soracaklarım bu kadar. Yani bu bilgiler zaten yeterince yeterli, yani açıkçası yeter, uzatmaya gerek yok. Gayet yeterli ve güzel bir bilgiler aldık. Aziz, senin sormak istediğin ekstra bir soru var mı? Tabii ben bir şeyi merak edeceklerini düşünüyorum izleyicilerin. White Star ismi
nereden geldi? Yani bu Türkçe bir isim de kullanılabilirdi ama yani bu düşünceniz neydi? White Star ismini kullanırken yani nereden yola çıktınız? Onu sormak istedim. Tabii ki. Şimdi ilk başta dediğim gibi biz yerli üretim, ilk seri üretim, custom chopper motosikleti üretmek için firma açtık. Ve bundaki en büyük pazarlarımız Avrupa, dünya. Bir yerli üretimi, üstünde Türk malı yazan bir ürünü dünyaya pazarlamaktı. Onun için ulusal bir dili kullandık. White Star'ın anlamı beyaz yıldız zaten. Beyaz yıldız da bizim ay yıldızlı bayrağımızın beyazı ve yıldızını kendimize seçtik. İlerleyen dönemlerdeki model isimlerimizi Türk isimleri olacak. Halkımızdan bu yönde çok talep aldık zaten Türk malı, Türk ismi kullanalım diye. Onların da istekleri doğrultusunda elimizden geldiğince bunu da yansıtacağız tabii ki ürünlerimize. Motosiklet markası olarak seçilmişti. Bisiklet olarak zaten devam ediyor. Zaman içerisinde dediğim gibi bununla isimler Türkçeleşerek devam edecek. Çok teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Sayfanın alt kısmına White Star Motorcycle'ın iletişim bilgilerini ve web sayfasını ben ekleyeceğim. Yani bunu beğenmemek elde değil, illaki beğeneceksiniz. Almak istediğiniz zaman o sayfa üzerinden, iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz Osman abimize. Onlar size ellerinden gelen bütün yardımı yaparlar. Ve böylesine mükemmel bir elektrikli chopper'a sahip olabilirsiniz. Hoşça kalın.